El-Hafid, alçaltan, yukarıdan aşağıya indiren, hor ve hakir kılan manalarına gelir. Cenab-ı Mevla, bu ismi şerifiyle zalimleri, asileri ve firavunları alçaltır. Onları hem dünyada hem de ahirette zelil ve hakir eder. Bu ismi şerif ile zalimler zelil kılındığı gibi, bazen müminler ve masumlar da alçaltılarak sabır ile imtihan edilir. Demek bu isim bazen kulun zulmünden dolayı ve bazen de sabırla imtihan edilmesinden dolayı kişide tecelli eder. Şimdi bu ismi şerifin âlemdeki tecellilerini görelim. Zalim devlet reislerinin ve yöneticilerin devrilmesi bu ismi şerifin tecellisiyle olur. Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller ve onların her asırdaki timsalleri Hafid isminin tecellisiyle alçaltılmış ve saltanatlarını kaybederek hor ve hakir olmuşlardır. Demek saltanatını kaybeden her zalim sultan bu ismi şerifin tecellisiyle yerle bir olmuştur. Bu isim şahıslarda olduğu gibi devletlerde de tecelli etmiş, Roma, Bizans ve Pers imparatorlukları gibi birçok imparatorluk ve devlet bu ismin tecellisiyle yıkılarak tarihin sayfalarına gömülmüşlerdir. El-Hafid ismi şuralarda da tecelli eder. Bir yöneticinin makam ve mevkisini kaybetmesi, başarılı bir öğrencinin başarısını kaybetmesi, zengin bir kimsenin malını ve varlığını kaybederek fakir olması, sağlıklı bir insanın sağlığını kaybetmesi, güçlü ve kuvvetli bir insanın kuvvetini kaybetmesi gibi bütün alçalmalar ve yukarıdan aşağıya inmelerde Hafid ismi tecelli eder. Şu da bilinmelidir ki, alçalmak sadece işlenen günahlar ve kusurlar sebebiyle değildir. Bazen Cenab-ı Hak, kulunu sabır ile imtihan etmek için verdiği nimetleri ondan alır ve onu alçaltarak El-Hafid ismine mazhar eder. Bu isim maddi olarak böyle tecelli ettiği gibi manevi olarak da şöyle tecelli edebilir. Bir Müslümanın dinden dönerek kafir olması, namaz kılan birisinin namazını bırakması, bir hafızın hafızlığını unutması ve kulun işlemiş olduğu günahlar sebebiyle manevi mertebelerden aşağıya, ahsen-i takvimden esfel-i safiliğine düşmesi gibi. Hafid isminin bu manevi tecellilerinden Rabbimiz bizleri muhafaza etsin. Bu isim dünyada tecelli ettiği gibi ahirette de tecelli edecek, kâfirler ve zalimler cehenneme sokularak orada hor ve hakir kılınacaktır. İşte bu El-Hafid isminin belki de en büyük tecellisidir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem El-Hafid isminin bir tecellisine şu hadis-i şerifleriyle şöyle dikkat çekmiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem devesi Adba yarışta birinciliği başkasına vermez ve yarışı başkasına kolay kolay bırakmazdı. Bir gün devesine binmiş olarak bir bedevi geldi ve yarışta onu geçti. Bu durum Müslümanlara pek ağır geldi. Onların bu halini fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez bir kanunudur. İşte bu hadis-i şerif her çıkışın bir inişi olduğunu beyan etmekle El-Hafid ismini ders vermektedir. Bu ismin tecellisi karşısında kula düşen vazifelerse şunlardır. 1. Eğer kendisi El-Hafid ismine mazhar olarak alçaltılmış ise, evvela kendisine bakarak buna sebep olan günah ve kusurlarını hemen terk etmeli ve Cenab-ı Hakk'a iltica ederek onun kulluğuna dört elle sarılmalıdır. 2. Bilmelidir ki bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Dünyada başa gelen birçok sıkıntı ve belalar vardır ki Allahü Teala kulunun sabretmesi şartıyla o sıkıntı ve belalarla kulunu günahlardan temizler ve manevi makamları kazanmasına o belaları bir sebep kılar. Bu sebeple kul bu ismin tecellisine rıza içinde sabır göstermelidir. 3. El-Hafid isminin tecellisiyle helak olan kavimlere, zelil olan sultanlara, makam, mevki, şan ve şöhretlerini kaybeden insanlara ibret nazarıyla bakmalı ve onların halinden bir ders alarak onların mahvolmasına sebep olan amellerden, yılandan kaçar gibi kaçmalıdır.